Merhabalar dostlar. Ben Mualla, bahçemden haberler olarak sizlere bahçemdeki bitkileri, çiçekleri anlatmaya devam ediyorum. Bulunduğumuz yer Kocaeli, söylemek durumundayım. Çünkü soruyorsunuz, bu kadar çok bitki nasıl yetişiyor, neredesiniz diye soruyorsunuz. Evet, iklim açısından oldukça elverişli bir iklim Marmara bölgesi. Dolayısıyla hem hassas türleri hem de soğuğa dayanıklı türler olabiliyor. Evet, şimdi gördüğünüz bu turuncu güzellik sesbenya. Bu gördüğünüz çiçeği ben tohumdan yetiştirdim. Baklagillerden bir tür, ana vatanı Güney Amerika bu güzelliğin. Evet, akasyaya benziyor. Yalancı akasya dedikleri bir pembe tür var ki buna çok benziyor çiçekleri. Fakat şöyle şu gördüğünüz pembeden rengi çok seviyorum onu da. Ama o sadece baharda açıyor arkadaşlar. Sesbenya ise yaz boyu sürekli çiçek açan bir bitki. Çalı tür olarak geçiyor ama şöyle küçük ağaç formunda olabiliyor büyüdükçe. Şöyle bakın, yeni tomurcukları şu şekilde oluyor, çok tatlı. Bayılıyorum ben bunları seyretmeye. Yeni oluşurken. Evet, bunu ilk bir seradan aldım. Yani yaklaşık 25 liraya aldığımı hatırlıyorum ama 5-6 yıl önce. Şimdi neden söylüyorum, fiyat hakkında bilginiz olsun. Şimdi herhalde 50 lira falan, 50-60 lira olabilir ama şu gördüğünüz ağaç formunda, yani o kadar büyüklükte vardı aldığım ve ben onu balkon bahçede şöyle verandanın şu sağdaki, en sağdaki direği görüyorsunuz ya, mor hazaranların arkasında. O direğin dibinde dikmiştim ve muhteşem olmuştu. O zamanlar YouTube kanalı yoktu ki çekeyim de paylaşayım. Instagram'da paylaştım ama fotoğraflarını paylaştım. Dolayısıyla hani şimdi tabii ki o halini görmeniz mümkün değil. Fakat 2-3 yıldan sonra hastalık vurdu. Bir hastalık vurdu, budadım, ettim, ilaçladım fakat olmadı, gitti. Sonrasında tohumları düşüyor, düşen tohumlarından çıkıyor, kolayca çıkan bir tür. Sesbenya'nın bolca da tohum yapıyor bu bitki. Baklagillerden olduğu için yine böyle kapsül, kelebekimsi, yani uzun ama böyle aralarında kanalları olan bir tohum yapısı var ama onu da ben videonun devamında sizlere görüntüleyeceğim. Tohumunu bulayım. İnşallah bulurum. Geçen yıldan olan tohumlarını. Küçük minik tohumları oluyor fasulye gibi. Şöyle bakar mısınız şu güzelliğe? Şunu şöyle gözlemlemek çok güzel. Gerçekten çok güzel ya. Bunu çok severek edindim arkadaşlar. Kışın yapraklarını kısmen döken bir tür. Şimdi şu çiçekler açıyor ya, açtıktan sonra tohuma dönüyor. Ben videonun devamında onları da, o hali de ekleyeceğim inşallah. Hemen bunu yayınlamayacağım. Şu anda Haziran 15 itibariyle ilk çekimimi yapıyorum. Açtılar. Haziran'ın başlarında açmaya başlar diyelim.
Hani böyle tecrübeyle sabit. Sonrasında yaz boyu devam ediyor. Bunlar tohuma dönüyor. Sonra ucundan şöyle sürekli büyüyor. Bakın. Büyüyor, onlar açıyor. Sürekli şuradan tomurcuk yapma eğilimi oluyor. Sürekli uzuyor. Evet, Güney Amerika'ya özgü. Çok eksi dereceye dikkat etmek gerekiyor. Marmara bölgesinde olabiliyor. Çok uzun süreli don olursa tabii ki donar. Eksi 3'lere kadar durabiliyor deniliyor bilgilerinde. Bu bitki sulak yerlerde yaşayan, doğal olarak olabilen bir tür arkadaşlar. Suyu seviyor. Su kenarlarında genelde olan bir tür. Bu şekilde bunu bir böyle ilk görüntüsünü çektikten sonra diğer oluşum hallerini de yine görüntüleyeceğim size. Şöyle bakar mısınız? Evet, şöyle devam edelim. Evet, diğer pembe türüne Robinia hispida diyorlarmış. Yalancı akasya. Normalde akasya çiçeğini biliriz. Yine ağacımsı bir tür. Ağaçtır aslında. Akasya normalde beyaz çiçekli ama işte pembe olanına Robinia hispida deniliyor. Eğer çevrede bir yerlerde görürsem bulup ekleyeceğim arkadaşlar ama kaç gündür yağmur yağıyor. Tabii güllerin gölgesinde Sesbenya'nın belki esamesi okunmuyor ama eğer dikkatimizi ona yönlendirirsek elbette oldukça cezbedici bir havası olduğunu görürsünüz. Ben şunu anlatmak istiyorum. Bunu tohumdan yetiştirdim. İlk tohum ektiğinizde arkadaşlar, diyelim ki ilkbaharda ektiniz, güzel yetişirse o yazın çiçeğini açar. Yani ilk sene çiçeğini açan bir güzellik bu. Sonbaharda da ekerseniz zaten o kış korumanız gerekiyor yalnız fideyi. Hani sonbaharda ektiğinizde fide oluşursa o kışın korumanız gerekiyor. İlkbaharda açar. Güzel baktığınızda zaten size çiçeklerini sunacaktır. Ve hızlı büyüyen bir tür arkadaşlar. Yani ketum değil, çok hızlı büyüyor. Ben arkadaşlar bu açtığı zaman devam edeceğim diğer görüntülerine falan ama size bu arada kaymak ağacı açtı çiçeklerini kaybetmeden onları görüntülemek istiyorum. Ayrıca videosunu yapmayacağım. Zaten kanalımızda meyveli hali ile bilgilerini anlatmıştım. Şöyle döneceğiz. Evet, geçiyor hatta birçok çiçeğini açtı. Çok cazip, hoş çiçekleri var kaymak ağacının. Meyveli halini toplarken görüntülemiştim. Merak ederseniz kanalımızda bakıp bulabilirsiniz. Bakın tomurcukları şu şekilde. Çiçek tomurcuğu onlar. Sonrasında şöyle çiçek açıyor. Uçlarında şöyle biraz paşa bıyığı gibi ama bunun oldukça yoğun şöyle bölümleri var. Tomurcukları yine geliyor bol bol. Çok bol çiçek açıyor bu. Fakat bütün o çiçekler meyveye durmuyor. İnanın %80'i 90'ı düşüyor bu çiçeklerin. Meyvesi çok güzel, çok lezzetli. Farklı bir tür. Neden aldık bunu? Burada eşim çimlere çok önem veriyordu. Yazın tabii şu vişneler de küçücük bir fideydi ilk geldiğimiz zaman. Biz ekmiştik bunları bir dal gibi düşünün. Güneş çok yakıyordu. Bir çiçeklik koymuştum buraya, masa gibi bir şey. Onun olduğu yerin çimlerin daha böyle uzun olduğunu, güzel olduğunu görünce dedik ortaya şöyle bir küçük ağaç koysak. Gidince Sera'ya bunu önerdi Seracı. Şöyle bakın, güneş de vuruyor. Hava bulutlu, yine yağmur topluyor bir taraftan, bir taraftan, bu taraftan, güneşin battığı taraf. O taraftan güneş ışığı vuruyor. Şöyle güzel alayım. Güzel güzel görüntülerini alayım. Şöyle etrafa bir bakın. Şu güzelliğe, Haziran'ın tam yarısındayız. Ve şu papatyayı size görüntüleyeyim. Yağmurla birlikte dağıldılar, saçıldılar etrafa. Şöyle burada videoda görülsün. Bunu ayrıca yine çekeceğim. Videolarımda görülsün bu güzellik. Evet.
Evet arkadaşlar, 2 hafta önceki çekimleri izlediniz. Şimdi devam ediyoruz ve videomuzu sonuçlandıracağız. Size Sesbenya'nın bir fidesini göstermek istedim. Kendiliğinden düşen, tohumundan çıkan bir fide bu. Burada yoksa konumlandırmazdım ama büyüsün bakalım. Sınameki de öyle oldu. Şöyle bakın. Sınameki koca ağaç oldu. O da kendiliğinden çıkmıştı. Budayacağım, çıkartacağım derken böyle kaldı burada. Evet, tohumları şöyle bakın, minik oluyor. Hani çok da minik, küçük değil ama fasulyeye çok benziyor. Evet, yeni ektiğim fidelerde, yani bu yazın ektiğim fidelerde arada düşmüş ya da dikmişim bilemeyeceğim bir fide burada var. Evet, biz mezomortayla diğer sesbenyanın yanına gidelim. Mecumurta, poz ver poz. Şu çiçekli taraf gözüksün. Kıcım, kıcım benim, kıcım benim. Evet, Sesbenya'ya gidiyoruz ve bitişi yapacağız arkadaşlar. Sesbenya'yı görüntüleyelim artık. Evet arkadaşlar, artık bitişi yapacağız. Sesbenya'nın yaklaşık işte 2 hafta önceki görüntülerini, yeni açtığı zamanki görüntülerini izlediniz. Zaten kışa kadar bu çiçek açacaktır. Açtıkça uçlarından tomurcuk veriyor arkadaşlar. Şöyle bakın, dalı o şekilde uzuyor, sarkıyor. Ve açan çiçekleri yavaş yavaş soluyor, dökülüyor. Ve içinden minik şöyle fasulye kapsülü gibi görün. Bakın. Daha büyüğü de var, büyükçe olanları. Şöyle bakın. Mezomorto, dur indireyim ben seni kızım. Şu şekilde. Evet, birçok tohum kapsülünü görüyorsunuz. Şurada bir tane iri var. Bu daha sonra bakır rengini alıyor kuruduğu zaman. Epey olgunlaşıyor. Daha büyüyor. Evet, bu şekilde. Onları alırsak çiçeklenme daha iyi devam edecektir. Almazsanız salkımlar halinde orada durur. O da ayrı bir görüntü sunar ama alması daha iyi olur. Şu güzel canlı çiçeklerin yerini muhakkak hiçbirisi tutmaz. Evet, ilk ektiğiniz yıl çiçek açar, sizi mutlu eder. Sonraki yıl bir form tutar, kendini belli etmeye çalışır. Ama 3. yılda artık sormayın. Harika bir görünüm sunar bahçenizde. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere.